Merhaba gençler, 9. sınıf kazanım kavramı 6. testteyiz. Birinci sorumuza bakıyoruz hızlı bir şekilde. Flor ve klor elementleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Periyodik sistemde aynı grupta yer alırlar demiş. Aynı grupta yer alıp almadıklarını anlayabilmemiz için 2, 7, 7 2 katmanı olduğu için ikinci periyot değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubundadır. Klor 17'ye bakıyoruz. 2, 8 daha 10, 7 daha 17. 3 katman olduğu için 3. periyot. Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 7A. Bakın ikisi de 7A grubunda olduğu için periyodik sistemde aynı grupta yer alırlar. Diyor ki atom yarıçapları flor büyüktür klor. Bakın florun ikinci periyotta olduğunu biliyoruz. Klor üçüncü periyotta, yani daha aşağıda. Periyodik cetvelde aynı grupta aşağıya doğru inildikçe çap büyür. Dolayısıyla ne olacak? Bizim klorun çapı florun çapından daha büyük olacak. Yanlış oldu. Birinci iyonlaşma enerjisi klorun büyüktür flordan demiş. İyonlaşma enerjisi 1 aynı periyotta aşağıya doğru inildikçe azalır. Dolayısıyla klorun iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Dolayısıyla yalnız 1 oldu. A şıkkı bizim doğru cevabımız. İkinci soruda tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi iyonlaşma enerjisine bakarak grup numarası tayin ederken iyonlaşma enerjisinin ani artış olan yerine bakacağız. Eğer 4-5 kat artma varsa burada bir alt katmana inmiştir. Dolayısıyla artmanın olduğu yerde değerlik elektron sayısını tespit edebiliriz. Bakın 496'dan 4500, 9 kat neredeyse artmış. Demek ki bizim bir alt katmana inme burada. Dolayısıyla bir elektron kopup da alt katmana indiğine göre en üst katmanında bir tane elektron var. Bir tane değerlik elektron olan da nerededir? 1A grubundadır. Buraya bakıyoruz. 700, 1400, yani yaklaşık 2 kat artmış. 1400'den 700'e gitmiş. 5 kat gibi bir artma var yaklaşık. Dolayısıyla bizim alt katmana inme durumu burada ve 2A grubunda, çünkü 2 tane değerlik elektron var. Z'ye bakıyoruz. Birinci elektronun koptuğunda 500 enerji yaklaşık. İkincisi koptuğunda 1800, 3 katı yaklaşık. İkincisi koptuğunda 2700, 2 katı bile değil, yarım kat belki. Ama üçüncü elektron koptuğunda çok daha fazla, 2700'den 16.000'e gitmiş. Dolayısıyla bizim bir alt katmana üçüncü elektrondan sonra inildiği için en üst katmanda 3 tane elektron var. 3 değerlik elektron da 3A grubu olmasını gerektirir. X 1A grubudur. Zaten bulduk. Doğru. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. Grup numarası helyum hariç aynı zamanda değerlik elektron sayısına eşittir. Helyum biliyorsunuz 2 tane değerlik elektron olmasına rağmen 8A grubundadır. Bu da doğru. Z'nin atom yarı çapı X'inkinden küçüktür. Şimdi bizim burada Z'nin yarı çapının X'den küçüktür yorumunu yapabilmemiz için bize ne demesi lazım? Aynı periyotta olursa biz daha kolay yorum yaparız. Deriz ki evet, soldan sağa doğru gidildikçe, çünkü 1A, 2A, 3A diye gidiyor, Z'nin yarıçapı küçük olur. Ama burada belirtmemiş. Z 3A grubunda periyodik cetvelin daha alt katmanlarında, yani daha alt periyotlarında olursa buna karar veremeyiz. Ama böyle bir şey tabii ki de doğrudur da diyemeyiz, yanlıştır da. Ama aynı periyotta olduğunu varsayarak, aynı periyot varsayarak Z'ninki X'ten küçüktür diyebiliriz. Burada çünkü
belirtmemiş, onu kabul etmek zorundayız. Cevap anahtarına göre. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda diyor ki, oksijen eksi 2 sodyum artı ve magnezyum 2 artı iyonlarının katman elektron dağılımları 2-8 şeklindedir. Buna göre oksijen, sodyum, magnezyum atomları ile ilgili. İşte magnezyumun atom numarası en küçüktür. Bakın şimdi biz ne yapmıştık? Şöyle dedik. Burada dedik ki yük eşittir proton eksi elektron atom numarası ne eşitti? Atomlu eşittir protondu. Yükü kaç? Eksi 2. Proton sayısını bilmiyoruz. Elektron da bakın 2, 8 daha 10 yapar. Dolayısıyla proton eşittir bu arkadaşımızın karşıya geçti 8. Demek ki oksijenin proton sayısı 8. Bize magnezyumu sormuş. O zaman magnezyumun içinde hesaplarsak 2 artı 2 eşittir proton eksi 10'dan proton eşittir 12. Kim için bu? Magnezyum için. Magnezyumun atom numarası en küçüktür dediğinde bir kere oksijeninki magnezyumdan küçük olduğuna göre ne yaptık? Biz bu şıkkın yanlış olduğunu görmüş olduk. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. Şimdi atom numaralarını yazmaya devam ederken ne yapalım? Böyle bir sayfa, temiz bir sayfayla devam edelim. Burada oksijenin atom numarasını kaç bulduk? 8 bulduk. Magnezyumun atom numarasını 12 bulduk. Sodyumun atom numarasında 10 tane elektron var. Artı 1 olduğuna göre bir tane elektron vermiş de 10 olmuş. Demek ki bunun atom numarası da 11 ya da yük eşittir proton eksi elektrondan da bulabiliriz. Periyodik sistemde aynı periyotta mılar? Bakalım. 2, 6, ikinci periyot. Magnezyum 2, 8, 2, üçüncü periyot. Neden üçüncü periyot? Çünkü 3 tane katman var. 1, 2, 3 diye katman var. Sodyuma bakıyorum. 2, 8, 1. Bu da üçüncü periyot. Dolayısıyla aynı periyotta bulunmuyorlar. Sodyumun atom yarıçapı en büyüktür. Bakın periyodik cetvelde aşağıya doğru gidildikçe çap artıyordu. Sağa doğru gidildikçe, yani aşağı doğru artar, sağa doğru azalır. Burada da magnezyum ve sodyum aynı periyotta ama sodyum 1A grubundayken magnezyum 2A grubunda, yani daha sağda, magnezyumunki daha düşük olacak. Oksijen zaten bir üst periyotta, onun çapı daha da küçük. Dolayısıyla en büyük yarıçap kime ait olacak? Sodyuma ait olacak ve zaten bir tane de doğruya ihtiyacımız var ki bu da üçüncü şık. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bize periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Elektronegatifliği en fazla olan element flördür. Elektronegatiflik ne yapıyordu? Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artıyordu. Ve burada en yüksek elektronegatiflik florundur. Doğru. Elektronegatiflik ortak kullanılan elektronu çekme kuvveti. Kimyasal bir bağda ortak kullanılan elektron çekme kuvveti olduğu için sol gazlar elektronegatifliğinden zaten bahsedemiyoruz. En yüksek elektronegatiflik 4-0'la zaten flora aitti. En küçük de fransiyumdu 0.7 ile. Magnezyumun değerlik elektron sayısı beryumunkine eşittir. Bakın aynı grupta olduklarına göre 2A grupta değerlik elektron sayısı da 2 elektrondur. Bu da doğru.
Metalik aktifliği en yüksek olan element potasyumdur. Bir A grubu alkali metaller en aktif metallerdi. Dolayısıyla bu da doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element argondur. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artıyordu. Burada bir de argonumuz soy gaz olduğu için kararlı bir yapıdadır. Soy gazların elektronegatiflikleri zaten soy gazların iyonlaşma enerjileri zaten çok büyüktür. Dolayısıyla bu da doğru. E'nin atom yarıçapı florinkinden büyüktür. Azotun yarıçapı florinkinden küçüktür. Özür diliyorum. Çap az önce de söylemiştik. Ne demiştik? Sağa doğru azalıyorsa azotun yarıçapı nedir? Florinkinden daha büyüktür. Dolayısıyla burada bir yanlışlık söz konusu. E şıkkı. Azotun yarıçapı daha büyüktü. Yarıçapı aşağıya doğru arttığını biliyorduk. Sağa doğru küçülüyordu. Bir kardan adama ve burnuna benzetiyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Beşinci soruya baktığımızda periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde. Periyodik sistem aynı grupta proton sayısı ne tarafa doğru artar? Aşağıya doğru artar. Aşağıya doğru artıyor ise hangileri azalır? Çap aşağıya doğru ne yapıyordu? Artıyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu azalmaz. Çünkü kardan adam aşağı doğru büyüdü. Elektronegatiflik aşağıya doğru azalır. Hatta nasıl demiştik elektronegatiflik? Sağa doğru artar, yukarıya doğru artar. Dolayısıyla aşağıya doğru azalır ve en küçük, en dipteki fransiyumdu. İyonlaşma enerjisi de aşağıya doğru düşer. Çünkü çap artar. Elektron ilgisi azalır ve dolayısıyla kolaylıkla elektron koparılabilir ve enerji daha düşük enerjide bu iş hallolur. 2 ve 3 doğru şıkkımız oldu. 6. soruya baktığımda yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Y metal, Z ve T ametaldir. 1A grubu ve 2A grubu metaldir. Alkali metal ve toprak alkali metal. Z ve T yani 7A grubu da nedir? Ametaldir ama X'imize bakın. 1A grubunda ametal olan hidrojendir. Birinci element. Dolayısıyla X metal değil. Yani A şıkkı yanlış. Burada hidrojen özel durumu vardı. Burada bir A grubu alkali metallerin arasında bulunan tek ametaldi. Geçelim. Z ve T aynı gruptadır. Evet, ikisi de 7A grubundadırlar. Atom numarası en büyük olan T'dir. Aşağıya doğru atom numarası arttığı için en büyük olan T'dir. En aşağıda ve en sağda olduğu için. Y'nin proton sayısı 4'tür. Bakalım 1, 2, 3, 4. element olduğu için ve proton sayısına göre yani atom numarasına sıralandığına göre Y'nin 4'tür. Bu da doğru. Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Katman sayısı periyot sayısına denk geliyordu. İkisi de ikinci periyotta oldukları için ikisinde katman sayısı aynıdır. 7. soruya baktığımızda katman elektron dağılım verilen nötr yani elektron sayısı proton sayısına eşit yükü olmayan atomların X, Y, Z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Katman elektron dağılım verilen bu X, Y, Z'ye bir bakalım. X ve Y ametal, Z metaldir. Bakalım X grup belirleyelim. X 2A grubu neydi? Toprak alkali metal. Y 3A grubu toprak metal. Yani X ve Y ametal değil. Z 7A grubu yani halojen. O da ametaldir. Tam tersi yazılmış. Z ikinci periyot 2A grubu. Bakın iki katman olduğu için evet ikinci periyot ama 2A grubu değil 7A grubudur. Bu da yanlış. X ve Y aynı gruptadır.
X 2A grubunda, Y 3A grubunda. Bu da değil. Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. Bakın, metallerin elektron alma isteği zaten yok. Yani elektron vermek istiyorlar. 2A ve 3A'daki, 1A'daki bilhassa metaller hemen de kolaylıkla elektron verirler. Çünkü aktif metallerdir bilhassa 1A ve 2A. Dolayısıyla elektron alma isteği en fazla olan Z'dir. Çünkü 7 tane elektronu vardır. Bir tane de alırsa oktetini tamamlamış olacaktır. 7 E'ye bakalım. D'lik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. Evet, D'lik elektronu 7 tane olduğu için en büyük olan Z'dir. 7 tane D'lik elektronu olduğu için. 8. soruya bakıyorum. 8. soruda atom numaraları ardışık, yani peş peşe olan baş grup A grubu XYZ elementleri için aynı periyotta bulunurlar. Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. Bilgileri veriliyor. Buna göre elementlerin atom numaraları, şimdi aynı periyotta bulunuyorlarsa en sağdakinin atom numarası en büyük olacak. Bakalım. Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. Çap sağa doğru azalıyorsa en büyük olan Y ise Y başta olacak bir kere. Onda bir sıkıntı yok. Atom numarası da dolayısıyla en küçük olacak. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. Şimdi periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe genellikle iyonlaşma enerjisi artar. Z'nin en büyük olduğuna göre Z'nin en sağda, X'in de ortada olma ihtimali var. Dolayısıyla Z, X, Y, evet şu olabilir. Bir de iyonlaşma enerjisinde özel bir durumumuz vardı. Şöyle demiştik. 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Yani 1A'nın iyonlaşma enerjisi küçüktür. 3A'nın iyonlaşma enerjisi o da küçüktür. 2A o da küçüktür. 4A sonra 6A 5A diye giden bir sıralamız vardı. Yani burada 3 aşağı gitmiş, 5 yukarı gitmiş. İşte 3 aşağı 5 yukarı diye tanımlıyorduk. O zaman yani Z 2A grubuysa X enerjisi en büyük olduğu için X 3A ise bu sefer ne olur? X 3A'da olduğu için iyonlaşma enerjisi daha küçüktür. Yani Z'ninki büyüktür. Ama atom numarası 3A grubunda olduğu için X'inki büyüktür. Yani Y, Z, X şeklinde de olabilir. Bu da doğru. Ama Z'nin birinci sırada en düşük olma ihtimali yok. Yani 1 ve 2 olacak şu özel durumdan dolayı. Şıklara bakalım. 1 ve 2 neredeymiş? B şıkkındaymış. 9. soruda potasyum, alüminyum ve magnezyum elementleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Üçü de elektrik akımını iletir. Bakıyoruz. Potasyum, şimdi alüminyum ve magnezyum hepsi de metal. Dolayısıyla elektrik akımını iletir. Bunların metal olduğunu bilmiyorsak ne yapmamız lazım? Hemen periyodik cetveldeki yerini bulacağız. 19 potasyum, 2, 8, 8, 1 yani 1A grubu alkali metal. Alüminyum zaten bunun metal olduğunu bilmeyen yoktur ama 2, 8, 3, 3A grubu toprak metali ve 12 magnezyum 2, 8, 2, 2A grubu toprak alkali metal. Dolayısıyla 3'ü de elektrik akımını iletir. Kafadan doğruyu bulmuş olduk. Diğer şıklara baktığımızda alüminyumun birinci yoğunlaşma enerjisi magnezyumunkinden büyüktür. Bakın ikisi de üçüncü periyot. Üçüncü periyot bakın. Şimdi karşılaştırmak daha mantıklı olur. Diğer birinci, ikinci soruya göre. Burada alüminyum bu 2A grubu olduğu için az önce söylediğim ne vardı? 1A küçüktür. 3 aşağı 5 yukarı gitmişti ya. 3A'dan o da küçüktür 2A'dan. Dolayısıyla 2A'dakinin ne olması lazım? Yani magnezyumun
2A'da iyonlaşma eğrisi alüminyumdan daha büyük olması gerekir. Atom çaplarına baktığımızda bu dördüncü katmanda olduğu için, yani dördüncü periyotta olduğu için potasyumun daha büyüktür. Sağa doğru çap küçüldüğü için 3A'da magnezyumun daha sonra büyüktür. En küçük de alüminyumdur çünkü en sağda bulunuyor. Bu da gitti. Aktiflik 1A grubunun aktifliği daha fazladır. Çünkü hem 1A grubundadır hem 4. katmandadır. Potasyumun aktifliği en büyük olacak. Metalik aktifliği. O da yanlış. Metalik aktiflik ne kadar elektronu kolay veriyorsan o kadar metalik aktifsin. Magnezyum ile alüminyum aynı grup elementidir. Hayır. Alüminyum 3A, magnezyum 2A grubu elementidir. Gelelim 10. soruya. Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Şimdi de yanlışı arıyoruz. Atom yarıçapı en büyük olan X'tir. Bakın hem 4. katmanda olduğu için ne olacak? En büyük olan X olacaktır. Doğru. 4. periyot çünkü. 4. katman. Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Z ve Y'ye bakıyoruz. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genelde artıyordu. 3 aşağı 5 yukarı, bunu unutmuyoruz ama. Burada birisi 3. periyot, birisi 3A grubu, biri 7A grubu olduğu için aynı periyotta 7A'nın iyonlaşma enerjisi çok çok daha büyüktür. Doğru. Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir. Elektronegatifliği bakın en büyük olan Z'dir. Elektronegatiflik sağa doğru ve yukarıya doğru artıyordu. Z zaten flördür. En büyük elektronegatiflik Z'ye aittir. 4-0'la. Elektron ilgisi en büyük olan T'dir. T'ye bakıyoruz. T soygaz. Soygazın elektron ilgisi yok. Soygazlar elektron almazlar. Dolayısıyla elektron ilgisinden bahsedemeyiz. En küçüktür yani öyle bir ilgi duymaz. Metalik aktifliği en fazla olan X'tir. Evet, 1A grubu en aktif metaldir. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız oldu. Geldik 11. soruya. Periyodik sistemde aynı grup elementleriyle ilgili aynı grup elementleri aşağı doğru sıralanmışlar. Bakalım. Şöyle yaptık. Aynı periyottalar. Proton sayısı en büyük olan, yani aynı periyotta proton sayısı en büyük olan en aşağıdakidir. İyonlaşma enerjisi en küçüktür. Bu nedir? Doğrudur. Çünkü aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi küçülüyordu. Çünkü çap büyüdüğü için elektronu koparmak daha kolaydı. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en büyüktür. Yanlış. Elektron ilgisi en küçüktür. Dolayısıyla da ilgi duymadığı için iyonlaşma enerjisi küçüktür. Kolaylıkla az biraz enerjiyle koparabiliriz. Kimyasal özellikleri benzerdir. Evet, grup anlayışı zaten bize Mendeleev'den gelmişti. Aynı grupta olanların benzer özellikleri vardır. Yalnız dikkat edin, sorularda bazen aynı özelliklere sahip diyorlar. Olmaz, benzer olacak. Yani 1, 3, C şıkkı bizim doğru cevabımız. 12. soruya bakalım. Element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Y aynı periyotta yer alır. Bunu anlamanın tek yolu periyot cetveldeki yerini bulmak. X 11, 2, 8, 1. 3. periyot 3 tane katman olduğu için, 1A grubu 1 tane değerlik elektron olduğu için. Y 13, 2, 8, 3. 3. periyot 3A. Z 19, yukarı çıkaralım. Z 19, 2, 8, 10 yaptı. 8, 1. Yani 4. periyot 1A. 1, 2, 3, 4 katman olduğu için 4. periyot. X ve Y aynı periyottadır. X ve Y'ye bakıyoruz. İkisi de 3. periyottadır. Doğru. X ve Z aynı gruptadır. X'in grubuna bakıyorum 1A. Z'nin grubuna bakıyorum 1A. Doğru. Bunu yazalım 1A. İşte bu da 3. periyot.
diye. Üçü de oda koşullarında katıdır. Bakın 1A, 3A, 1A. Bunların üçü de metal. Alkali metal ve toprak metali. Dolayısıyla metaller civa hariç hepsi neydi? Oda koşullarında katıydı. Civa zaten bunlardan biri değil. Bu da doğru. Y elementin atom yarıçapı en küçüktür. Bakın aynı 4. periyottakinin büyük zaten. O gitti. Aynı periyotta olanların da sağdakinin çapı küçüktü. Yani düşünün kardan adamın burnuydu. 1A, 2A, 3A. En sağda 3A olduğu için Y'nin ki en küçük çapa sahipti. X ve Y metal, Z ametaldir. Hayır, Z zaten 1A grubu. Tif 1 metal, alkali metaldir. Dolayısıyla E şıkkı yanlış. Buraya kadar gelip dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve takipte kalın. Bay bay.